Merhaba İrfan Uyur'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Dün 3 Aralık'tı engelliler günüydü. Engellilerle ilgili duygu sömürüsüne varan e, videolar yayınlandı, mesajlar verildi. E, ve evet devletten bir ihsan, bir lütuf bekleyen engelli profilleri çizildi. Oysa onların bekledikleri sadece eşit haklara sahip olmak. Onlar duygu sömürüsüyle vicdanlara, merhamet duygusuna hitap ederek yapılacak kampanyalardan değil anayasal haklarından ve insan hakları beyanamesinde var olan maddelerden yararlanmak istiyorlar. Müge öğretmenin başına gelenleri duydunuz mu bilmiyorum ben size söyleyeyim. Müge Turanlı. Müge Turanlı çok başarılı bir öğretmen ve öğretmen olabilmek için de senelerce okudu tam burslu olarak İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünde, sonra psikoloji bölümlerinde okudu, onur derecesiyle mezun oldu, pedagogik formasyonunu tamamladı, özel eğitim sertifikasını aldı. Kamu da istihdam edilmek istedi. Görme engelli Müge Turanlı ve Müge Turanlı yıllarca beklediği müjdeli haberi aldı. Ücretli öğretmen olarak göreve başlayabileceği söylendi kendisine. Ücretli öğretmen olarak sınıfa girdi onca yılın ardından ve sadece 3 saat sonra sınıfta ders anlatırken araya girdiler. Telefon geldi okula. Bir yanlışlık olmuş. Kusura bakmayın. Görme engelinizden dolayı görev veremeyeceğiz size denildi. Müge Turanlı bu ülkede istihdam edilmeyi bekleyen milyonlarca engelliden biri. Onlar haklarını talep ediyorlar. Onlar merhamet duygusuna hitap etmek değil ya da acınarak e, belli adımların atılmasını değil. Onlar haklarını talep ediyorlar ve seslerini yükseltiyorlar. Bu ülkenin milyonlarca engelli vatandaşı. Örneğin şehirlerde daha rahat dolaşım istiyorlar. Bilgiye erişim istiyorlar. Sosyal hayata karışabilmek istiyorlar. İşitme engelliler, görme engelliler, fiziksel bedensel engelliler, zihinsel engelliler, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, gençler onlar eşit haklar talep ediyorlar. Örneğin bir belediye otobüsünün otomatik rampası kendiliğinden açılsın ve tekerlekli sandalyeyle otobüse binsinler. Otobüs şoföründen rica etmek zorunda kalmasınlar istiyorlar. Onlar şehirlerde rahatça dolaşabilmek istiyorlar. Onlar göstermelik yapılan o sarı şeritlerin üzerine elektrik direği dikilmesin istiyorlar mesela. O sarı şeritler görme engelliler bastonlarıyla takip edebilsin ve tek başlarına gezebilsinler diye var. Bilmem farkında mıyız? Engelliler yeter ki onlara engel çıkartılmasın, her engeli aşmayı da bilirler bir araya gelip seslerini yükselten engelliler potansiyel tehlike olarak görülebilir. Oysaki e, merhamet duygusundan faydalandığı için şükran duyan engelli portresi Engelliler Gününün öne çıkan portrelerinden oluyor. Engelliler şehirlerde daha rahat yaşayabilmek, bulundukları ortamlarda rahat rahat dolaşabilmek ve istihdam edilmek istiyorlar her şeyden önemlisi. Bunca yıllık engelli politikalarımız var. Engellilere yardımda rekor kırmıştır bu hükümet denildiği anda engellilerin yardıma muhtaç hali değil çalışarak kendi başlarına yetecek hale gelmesinin hedef olduğunu, hedef olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Geride bıraktığımız günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Yerel seçimlere dönük bir konuşma. Bu ülkede Beşiktaş'ta, Şişli'de yaşayan ve ülkenin pastasının kaymağını yiyenlerin ülkeyle ilgili bir sorunları yok. Ülke şaha mı kalkmış, kalkmamış mı? Böyle bir dertleri yok dedi Erdoğan bu ilçelerde yaşayanlarla ilgiliydi bu sözleri. Buralara götürülen hizmet hükümet tarafından ve büyükşehir belediyeleri tarafından götürülmektedir. Belediyelerle bir ilgisi yoktur diye devam etti sözleri. Sonrasında kaymağı aslında kimler yemektedir ülkede? Bu konuşulmaya tartışılmaya başlandı. Aslında bu Son 4 seçimde özellikle gördüğümüz kutuplaştırma ve belli kesimleri karşı karşıya getirme ve seçim kazanma politikasının bir türevi. Yani yeni bir şey değil. Ama şu kaymaktan biraz söz etmek istiyorum. Bu ülkede kaymağı kimler yemektedir? Biraz söz etmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rakamlar var. İnsani gelişmişlik endeksi deniyor buna. En son araştırmada Türkiye 64. sıradaydı insani gelişmişlik endeksinde. Nedir insani gelişmişlik? Sağlık imkanlarına kavuşmak, sağlıklı yaşamak, eşit haklara sahip olmak, kadınla erkeğin eşit haklara sahip olması, sosyal hayatın içinde yan yana durabilmesi, eşit eğitim haklarına sahip olabilmesi Kültür e, imkanlarından faydalanabilmesi ve kendini yetiştirip geliştirebilmesi, bunun için özgür bir ortamın olması ve ekonomik durumundan e, iyi olması demek. ve Kazanılan gelirine adil bölüşülmesi demek. Yani mutlu insanlar demek. Türkiye 64. sırada. Türkiye'nin içinde de iller ve ilçeler bazında araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalara göre Türkiye'de insani gelişmişlik oranı en yüksek olan ilçeler şöyle. Bu rakamlar dediğim gibi tamamen e, bağımsız araştırmacılar tarafından ortaya konuluyor. 0.8 puanla İstanbul Beşiktaş birinci sırada. 0.8 puanla yine 0.84 Beşiktaş'ın puanı. 0.83 ile Kadıköy. 0.76 ile Ankara Çankaya, 0.73 ile İstanbul Şişli, 0.69 ile Bursa Nilüfer, 0.69 ile yine Antalya Muratpaşa, 0.69 ile İzmir Karşıyaka, 0.68 ile Eskişehir Tepebaşı, 0.68 ile İstanbul Bakırköy, 0.66 ile İstanbul Maltepe diye sıralamak mümkün. Bu ülkede en mutlu yaşanan, en gelişmiş insani refah seviyesinde yaşanan ilçeler bunlar. Refah seviyesinden kastım bir kez daha altını çizeyim. Eğitim imkanları, sosyal hayatın içinde kadın erkek eşitliği tüm bunlar e, faktör. Ve baktığınız zaman sıralamaya bu ilçeler Türkiye'nin gurur duyması gereken ilçeler. Ve bu ilçelerde yaşayan milyonlarca vatandaşın pasta, krema, kaymak falan yediği yok. Zor şartlarda kıt kanaat geçinmeye çalışan milyonlarca insanın da rahat yaşıyoruz burada. İnsan gibi yaşıyoruz en azından. Güvende hissediyoruz kendimizi dediği ilçelerdir bunlar. İnsani gelişmişlik düzeyi en düşük olan 10 ilçede şöyle sıralanıyor. Diyarbakır Bağlar, Ordu Ünye, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Van Tuşba, Şanlıurfa Siverek, Ankara Kalecik, Ankara Nallıhan, Ankara Evren. Bakın ve listenin sonundaki 10 ilçede 3 tane Ankara ilçesi saydım size başkentten. Ankara Kalecik, Nallıhan, Evren, Diyarbakır, Ergani, bir Ankara ilçesi daha Çamlıdere. Şimdi herkesin şapkasını önüne koyup, hadi şapkasını önüne koyma tabiri eskidi. Şimdi herkesin şöyle başını avcunun içine alıp bir düşünmesi gerekiyor. Bu ilçeler insani gelişmişlikte neden geri kaldı? Ha Türkiye'nin pastası mı? Türkiye'nin pastasını yiyenler ortada. Geride bıraktığımız günlerde bir viyadük inşaatında iş cinayeti işlendi. "İşi çabuk yapın." denilerek ıslak betona boğulan viyadükte tonlarca betonun altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti ve hemen tedbir alındı. Yayın yasağı getirildi. Bahsetmek yasak. Sakın siz bahsetmeyin. Bu iş cinayetinde 3 işçi hayatını kaybetti. Bu işi yapmaya çalışan firma o kadar çok yerde karşımıza çıkıyordu ki bu firma ve Taşeronu ve ortakları şehir hastaneleri yapıyorlar, viyadükler yapıyorlar, yollar yapıyorlar, termik santraller yapıyorlar, yapıyorlar da yapıyorlar. Devletten hazine garantili ihaleler alıyorlar ve yıllardır da almaktalar. Ve bu şirketlerin, hadi adını koyalım adıyla konuşalım, ee, sahiplerinin yaptığı telefon konuşmalarında milletle ilgili duygularını nasıl ortaya koyduğunu da biliyoruz. Şimdi yayın yasağı var bu şirketlerle ilgili konuşmak yasak sakın konuşmayın. Fakat bu şirketlerin yıllar içinde milyarlarca dolarlık iş aldıkları, hazine garantili iş aldıkları ve yapmış oldukları inşaatlarda da yüzlerce işçinin ufacık tedbirler alınmadığı için hayatını kaybetmiş olduğu ortada. Bu şirketlerin patronlarıdır Türkiye'nin kaymağını yiyenler ve o patronlarda bu saydığım insani gelişmişlik düzeyi en yüksek olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar değillerdir. Kutuplaşmayacağız, bölünmeyeceğiz. Bu ülkenin %98'i aynı saflardadır. Ezilen, hakkı yenen, gariban insanlardır. Zor yaşamaya çalışan insanlardır. Bizleriz. %2'lik bir tabaka var ki onların nerede yaşadığını bilebilene aşk olsun. Zaten zamanlarının yarısını yurt dışında Miami'de, Londra'da satın aldıkları gayrimenkullerde geçirmekte. Geri kalan zamanlarında da hükümetle aralarını iyi tutabilmek için Ankara Beştepe ve Çukurambar civarında dolaşmakta ve ikamet etmektedirler. Ya da İstanbul Üsküdar'da Kısıklı'ya yakın bir yerde ikamet etmektedirler. Bu patronlardır Türkiye'nin kaymağını yiyen ve sayıları dediğim gibi çok sınırlıdır. Yoksa saydığım gurur duyulacak ilçelerde yaşayan milyonlar değildir. Türkiye'nin kaymağını yiyenler. Ya adam şehir hastanesi yapıyor. Daha ne istiyorsun?" diyenler. Fark ettim de İrfan Öyür videolarında bugüne kadar size AKP'nin sağlık politikalarından söz etmemişim. Kılıçdar, Kılıçdar, SSK'nın başındaydın, batırdın SSK'yı. Savaşay'ın bir filmi var. Bir e, televizyon programı kaydı. E, dönüp dönüp her seçimden önce gösteriliyor. 90'lı yılların başında SSK hastanelerinde kuyrukta bekleyenler günlerce geceden gidip kuyruğa girip günlerce bekleyenler ve rezillik tablosu. Evet doğru o yıllardan geldi Türkiye buraya. Aradan çeyrek asır zaman geçti. Teknoloji de gelişti. Randevu sistemleri yenilendi. Telefonla randevu almak mümkün. Hadi randevu alalım. Bir uzman doktor görebilmek için bir uzman doktora ulaşabilmek için randevu almayı deneyelim telefonda. Hastaneye gitmeden bunu yapmaya çalışalım. İnternet üzerinde ya da telefonla. İnternet teknolojisinden anlamayanlar telefonla almaya çalışsınlar. Kaç ay sonra randevu verilecek hastanelerde? Ama canım sağlıkta artık her şey ücretsiz. Bak 5 yıldızlı otel konforunda hastaneler var diyenler. Acil servisler tıklım tıklım dolu. Acil servise başvuruyor vatandaşlar. Ve bir doktor rekor kırarak bakmaması gereken sayıda hastaya bakmaya gayret ediyor. Hastaların doktorla muhatap olma süresi giderek düşmekte. 1-2 dakika doktoru görebilirse, muayene olabilirse hasta şanslı. Ve böylesi ortamda hastalar ve doktorlar karşı karşıya getirilmekte. Ve hastanelerde şiddet ayuka çıkmış durumda. Doktorlar can güvenliklerinin olmadığını söylemekte. Cinayetler işleniyor hastanelerde. Tüm bunları görmezden gelemeyiz herhalde. Acil servislerin durumu ortada ve maalesef e, Hani bütün hastaneler bir araya getirildi ve isteyen vatandaş istediği hastaneye gidebilecek diye bir efsane de var. Doğrudur. İsteyen vatandaş cebindeki paraya güveniyorsa özel hastanelere gitmekte serbesttir. Devlet hastanesine randevu vermediler. Doktor da yokmuş zaten uzman doktor. Özel hastaneye gideceğiz. Hem sigortalıyız özel hastanelere gidebiliyoruz diyenler. Kapıdan adımlarını attıkları anda istenen tahliller, tetkikler e, ve binlerce liralık masraf listesini ödemeyi göze alırlarsa evet özel hastanelere gidebilirler. Belli doktorları görmek daha pahalıdır mesela. Tüm bunları anlattığınız zaman ama ilaçlar bak her, her yerde bedava dağıtılıyor. Hayır katkı payı, katılım payı adı altında pek çok farklı isim altında paralar kesilmektedir vatandaştan. Para konuşuyoruz evet sağlıkta. Oysa ki sağlık ve eğitim devletin ücretsiz vermesi gereken hizmetlerdir. Ve talep edilen hakkımızdır. Kanser hastası dileği hiç unutmuyorum. Siz de unutmayın lütfen. Hani ilacına erişemediği için karşısına çıkan bakandan ilaca erişme konusunda sadece kendisi için değil bütün kanser hastaları için yardım isteyen üniversite öğrencisi Dilek'i hatırlarsınız değil mi? Bakan ne demişti? Ee, al işte para veriyorum daha ne istiyorsun demişti. Rencide olmuştu Dilek. Sizden istediğim para değil, ilaca erişim hakkı demişti sadece. Yardımlar ve gönülden kopup verilen paralar Bunlarla döndürülmeye çalışılıyor sistem. Göstermelik. Oysa talep edilen yardımlar değil. Ne engelliler için, ne hastalar için, ne öğrenciler için, ne şehirlerde yaşayanlar için yardım ulefe dağıtılacak bir merhamete gelip ülkeyi yönetenlerin dağıtacakları paralar değil. Hak ettiğimiz, hakkımız olan ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim hakkı, eşit istihdam haklarıdır talep etmemiz gereken. Ama canım sizde bal dök yala durumda hastaneler. Şehir hastanelerini görmediniz mi? Göremedik ki. Arabası olan gidip böyle ulaşılmaz bir yerdeki hastaneye dışarıdan bakıp dönüyor. Hazine garantili yapılıyor. Yine müteahhitler zengin ediliyor. Şehir hastaneleri inşaatları hızla yükseliyor. Evet beton dökülüyor. Devasa binalar yapılıyor. Ve şehir merkezinde daha kolay erişebileceğimiz hastaneler bir bir kapatılıyor. Herkes şehir hastanelerine yönlendiriliyor. Neden? Çünkü müşteri garantisi verildi hastanelere. Müşteri sözü bana ait değil, projenin sahibine ait. Size müşteri garantisi veriliyor. Müşteriniz artacaktır deniliyor. Hasta değil bakın, müşteri çünkü o müteahhit firmalar, o hastaneler bizim değil biliyorsunuz değil mi? Hastaneler inşaatı yapan firmaların, firmaların özel. Hastaneler devletin değil, bizim değil o şehir hastaneleri. Ve onlara verilmiş olan hazine garantisi var, taahhüt var. Şu kadar hasta mutlaka gelecek size. Gelmezse gel paranı benden al demiş durumda devlet. Hasta garantisi verilmiş durumda. Hasta da değil adı, müşteri. Peki bu kadar müşteri o hastaneye gidebilsin, o kadar uzaktaki o devasa hastaneye gidebilsin diye ne yapılıyor? Şehir içindeki diğer alternatifler bir bir yok ediliyor. Sistem bu. Evet bu sistem, sağlık sistemi, sağlıkta devrim diye sunulan sistem zaman zaman değişikliklerle devam ede geldi. Uzunca bir süre Recep Akta Sağlık Bakanlığı yaptı bu ülkede. Zaman zaman görevden alındı, tekrar göreve getirildi. Recep Akta anladı, menzil tarikatıyla sık sık anılır oldu. Sağlık Bakanlığındaki kadrolaşmanın menzil tarikatının iznine bağlı olduğu haberleri herhalde sır değildir. Duydunuz değil mi? Bundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dahi rahatsız olduğu ve bu kadrolaşmanın önüne geçmek için adımlar atmaya çalıştığı da Zaman zaman konuşulanlar arasında. Bir sır değil yani. Sağlık. Şakaya gelmez. Sağlık ihmale gelmez. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İrfan Ayur'un bir sonraki bölümünde ne konuşulmasını istiyorsanız bu videonun altına lütfen yorumlarınızı ekleyin. Zaman zaman gülüyoruz, şakalaşıyoruz, ediyoruz ama madem böyle bir imkanımız var biz de azıcık içimizi dökelim, rahatlayalım. Bize devrim diye, bize lütuf diye, bize e, böylesi görülmedi diye sunulan hizmetleri eleştirmek de biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkıdır. Ve her eleştiren de devlete <laughs> düşman değildir. E, daha iyi olsun diye, daha iyi şartlarda yaşayalım birbirimize düşmeyelim. İnsani gelişmişlik endeksinde üst sıralara tırmanabilelim diye düşünen, soran, sorgulayan insanlardan çekinmeyin. Şehir hastaneleriyle ilgili Sayıştay raporlarına ve bazı cesur gazetecilerin yazdıklarına bir bakın lütfen. Mesela Çiğdem Toker'in yazdıklarına bir bakın, bakın lütfen. Okuyun. Evet e, ne derler? Asi gitme derler. Ya da bir şükretmesini bilelim derler çeyrek asır içinde neredeyse 25 yıl içinde 1990'ların başındaki tablonun değişmeyeceğini mi varsayıyorduk? Değişecekti elbette. Değişmeliydi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ama kimse kul hakkı yemesin. Ve eğitim ve sağlık ücretsiz faydalanılacak hizmetler olmalıdır ülkede. Yine lafı uzattık pekala önümüzdeki hafta ne konuşulmasını istediğinizi dediğim gibi yorumlar kısmına yazın bir de YouTube'da İrfan Değirmenci kanalını da takip ederseniz sevinirim orada da hafta içi her akşam zaten akşam baskısı yayınlarında karşınızda oluyorum ve gündemin sıcak konularını konuşmaya devam ediyoruz sevgili dostlar bir faydamız olduysa ne ala bana bir faydası oluyor bu konuşmaların ben rahatlıyorum konuştukça size de tavsiye ederim konuşun. Eğer memnun değilseniz hastanede gördüğünüz hizmetten ya da göremediğiniz hizmetten ya da ödeyemediğiniz parasından, tedavinin ödeyemediğiniz parasından, özel hastanedeyiz çok şükür otel gibi burası diyerek girdiğiniz hastaneden sızlanarak, şikayet ederek, parayı ödeyemeyerek çıktığınızda lütfen bu videoyu da hatırlayın. Hoşçakalın.